gücümüz yettiği kadar çalışıyoruz. Bunun yanı sıra 3 çocuğun içinde okuttuk, üniversiteyi bitirdik. Üçünde. İkisine verdik. Biri bekar, daha yeni geldi askerden, 24 yaşında. Kızlar büyüktü. Allah'a şükür ellerine kızların yetmeyi yedik. Oldu tabi, bir altı olmadı. 1200, bitirdim 200 ev oldu. Kredi çektik. 600 lira kredi çektim. Ya şimdi şöyle bir şey, ben bunu buraya güvenmesem ben bu işe girişemezdim. Nasıl girişemezdim? Benim emekli maaşım 3400 lira. Biz şimdi evde 3 kişi kaldık. Hadi kızları çıkardık. Oğlum var evde. Bunu ben nasıl, nereye güvenip de şey alacağım? Elbette sağ olsun, Allah razı olsun amirlerimizden de. Vallahi ben çok zor duruma düşerim. Çünkü elime alacağım emekli maaşı, ben işten çıksam emekli maaşım yok zaten. 10 yıl krediye gidecek. Bu arada ben yani affedersin yani aç kalırım deseyim de olacak yani. Ha, biz köylü boyluyuz. Yaparız, tarlaya gideriz, çapalanırız, çalarız ama her gün tarlada bana her gün para, günlük para veren yok. Şimdi gerçekleri konuşalım yani. Para var ama yılda bir sefer bal alıyorum. Yaylaya, oraya buraya götüremiyorum. Koyun bayı yılda bir sefer buz alıyor. İnek bayı 2 senede bir buza veriyor. Ya santral bizim için yaşam kaynağı diyebiliriz. Çünkü babam da dediğim gibi buradan emekli ve ben de burada çalışarak ailemi geçindiriyorum. Ya tabii ki de üzülürüm. Sonuçta yaşadığımız yer, çocukluğumuzdan beri kardeşimle olan bütün her şeyimiz babamın burada çalışarak kazandığı parayla alınmış bir şey. Ben de burada çalışıyorum. Tabii ki de burası kapansa ve biz işten çıksak üzülürüm. Ailem de üzülür. Benim gibi yüzlerce insan çalışıyor burada. Ailesine ekmek götürüyor. Burada çalışan herkes kendisiyle birlikte bir de bakmakla yükümlü olduğu kişiler var, ailesi var. Biz burada çalışarak evimize ekmek götürüyoruz. Sonuçta tek başımıza harcamıyoruz, tek başımıza ihtiyaçlarımızı karşılamıyoruz. Bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler de var. Bunun dolayısıyla çalışanların hepsini bir aileyi 4 kişi olarak kabul edersek burada çalışan kişi sayısını 4 ile çarpmak lazım. Dolayısıyla biz burada aldığımız maaşı gidiyoruz. Pazarda evimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Markete gidiyoruz. İşte yine ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Sadece biz çalışıyor gibi görünüyoruz burada ama bizim sağladığımız kazançla biz gidiyoruz Minas'ta bir esnaftan alışveriş yapıyoruz. Bunlar da bir kazanç sağlıyor bu şirketler. Yani böyle düşünmek lazım. Tabii ben 2016 yılında buraya girdiğimde evim yoktu mesela. Bir kısmını biriktirdim, peşin olarak verdim. Diğer kısmını kredi çektim, ev sahibi oldum. Yani burada çalışarak ev sahibi oldum. Santral kapansa bu sefer ne olacak? Biz işsiz kalacağız. Dolayısıyla ödenmesi gereken borçlarımız var. Biraz önce bahsettiğim gibi ev kredimiz var mesela. Bunu ödeyemeyiz yani. Ya yeni bir iş bulacağız ya da ödeyemeyeceğiz yani. Benim gördüğüm ağır sanayi bakımından en büyük tesislerden birinde çalışıyorum. Yatırım olarak çok büyük bir yatırım. Ülke için ve geleceğimiz için çok büyük bir işletme olarak görüyorum. Sadece Milas için değil,
ülke için çok önemli bir yer olarak görüyorum. Hani enerjide dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Yerli ve milli enerji için mücadele ediyoruz. Tüm arkadaşlarımızla birlikte, tüm özverimiz bizden önce, biz bu işi abilerimizden devraldık. 86 yılından beri bu santral bu ülke için hizmet ediyor. Şimdi benim en çok karşılaştığım, sendika temsilcisi olarak en çok karşılaştığım konulardan biri sürekli bana sorulan bu kömür meselesi ne olacak? İşimizi kaybedecek mi işte? Sonunda bu iş nereye varacak? Biz ne olacağız? Bütün arkadaşlarımdaki, tüm santraldeki kaygı bu. Arkadaşlar, yeni evlenenler var, evlenmeye hazırlananlar var, evlenmek üzere olan arkadaşlar var mesela. Diyor ki ben yaza düğün yapacağım, bizim bu halimiz ne olacak, ben eğer işsiz kalacağım mı? Ben zaten bu yörenin çocuğuyum, bu köylerde biz büyüdük. Çocukluğumuz santralde, santralin etrafında geçti diyen arkadaşlarım var. Biz zaten bu santralle büyüdük, şimdi ne olacak? Benim gördüğüm, her aileden neredeyse şu çevre köylerde her aileden bir çalışan var santralde. Yöre halkı aslında santrallerin çalışmasını istiyor. Baktığımızda zaten hani çevreci adı altında olan arkadaşlara baktığımızda hiç tanıdığımız bir sima yok. Açıklamayı yapan, basın açıklamasını yapan çevreci arkadaşlara baktığımızda hiç Milaslı gibi değiller. O şive çok az. O yüzden hani bilmiyorum, bu bence onlar yöre halkını temsil etmiyorlar. Yöre halkı buranın da zaten duyduğumuz kadarıyla muhtarlar toplanıp burayla ilgili bir imza vermişler. Biz santralin çalışmasını istiyoruz. Çünkü birçok insan burada çalışıyor. Birçok ailenin birçok ferdi burada görev yapıyor. Evet, ben Raşit Bozda. 2012 yılında santrale giriş yaptım, iş başladım santralde. Kendim ikisi köylüyüm. Şu an hatta taşınmış olan köylerim. Orada doğup büyüdüm. Evliyim, bir çocuğum var. Mesela bir ikisi köylü olarak köyümüzde çoğu insan santralde ekmek yemişliği vardır. Yani dolaylı olarak veya direkt bizler gibi mesela bir santralden ekmek yemişliği, para kazanmışlığı vardır. Şu an oturduğum ev aldım mesela, burası sayesinde. Düğünümü yaptım, kardeşimin düğününü yaptık sayılır. Arabamı aldım mesela, bunlar daha önce yoktu. Bizler sunuculukla geçinen insanlardık ama sunuculukta bunu sağlayamıyorduk yani. Buraya girdikten sonra biraz daha maddi olarak iyileşmemiz oldu yani. Yani bugün işsiz kalsak zaten ekonomik sıkıntıdayız. Bizler çok zorlanacağız yani. Nereye gideceğiz, ne yapacağız? Evimizi mi taşımak zorunda kalacağız? Belki başka yerde iş bulacağız. Yani bile illa Milas'ta iş bulacağız diye bir şey yok. Başka bir yerde de iş bulabiliriz yani. Evi taşımak zorunda kalacağız. Bir sürü sıkıntıyla karşılaşacağız. Yani işsiz kalırsak bu konuda gerçekten kaygılıyız. Evde de aynı konuları konuşuyoruz iletişimde. Kaygılıyız yani. Çocuğun geleceği mesela okul, yarın okula başlayacak, şey yapacak. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Kaygılıyız bu konuda.